Hani çok kalabalıkmış, 33 kişilikmiş herhalde koğuş. Yer sıkıntısından dolayı Yozgat Boğazlayan'a göndermişler kardeşimi. Ama oraya gönderdikleri halde bile kardeşim Yozgat Boğazlayan'da yerde yatıyordu yani. Yerde yatmıştı yani. İlk etapta kardeşim çok iyiydi. Yani nasıl diyeyim? Hani hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi ama sadece buranın çok fazla iyi olmadığını söylemişti. Yani iyi olduğunu biliyordum yani. Hani öyle bir sıkıntısı yoktu kardeşimin. Yani ne olduysa bu Şubat'ın sonuna doğru olmaya başladı. Yani 20 gün süreçte mi diyeyim artık iyi olmadığını, hani abla ben iyi değilim. Biz ona sorduğumuz zaman orada bir sıkıntı var mı? Evet var deyip de telefonu hemen kapatması. Yani bilmiyorum, kardeşim iyiyken birden kötü oldu orada. Ben inanıyorum ki benim kardeşim orada koğuş arkadaşları, ne bileyim yani, çünkü oradaki atmosferi, ortamı bilemem. Ne yaşadığı, çünkü kapalı bir kutu orası. Bilemiyorsun yani. Bir de benim kardeşim sanki korkar gibi böyle cevaplar veriyordu. Korkarcasına. Çok fazla hiçbir şey söyleyemiyordu yani. Yani şunu anlıyorum ben. Menemen kapalı cezaevinde yattığında hiçbir şey yoktu. Koğuş arkadaşları gayet iyiydi. Görüşüne gittiğimiz zaman da çok iyiydi. Sürekli bizi güler yüzle karşılıyordu. Bizden harçlık para istiyordu. Yani hiçbir sıkıntısı yoktu. Ama oraya gittikten sonra, bir ay sonra ne olduysa orada para istememi bile başladı kardeşim. Yani orada hani bana şu kadar para gönderin, şu eksiğim var, şunu alacağım dememeye başladı kardeşim. Ve ben kardeşim hatta sorduğum zaman iyi misin, iyi değil mi abla ben dedi. Yani orası mı kötü dedim. Evet dedi yani. Nevresimle, sabaha karşı nevresimle, nevresimi demire bağlayarak kendini asmış. Yani tabureyle. Yani tabureye çıkıp asmış kendisini. O şekilde bilgi verildi. Ama ne hikmetse o kardeşim kendini asıyor nevresimle. Astığında da o tabure düşmüyor ama. Bunu cezaevi müdürü Abdülkadir Bey söylüyor bunu bize. Bir kişilik koğuşta herkesin aynı anda uyuyup herkesin aynı anda kalkması bile bir şüphedir yani. Merdiven başında zaten kardeşim yerde yatıyor, iki kişi orada merdiven başında zaten biri yatıyor yani. Kafasını kaldırsa zaten o kanı görecek yani. Nasıl yani, o hiç kimsenin görmemesi, o çarşafı bağlayıp da kendine asması, o sandalyenin, taburenin düşmemesi, bunların hepsi bir şüphe. Yani artı bir de intihar ediyor kardeşim. Ediyor ama o koğuşun içinde hiç kimsenin ifadesi alınmıyor. Sadece iki kişinin alınıyor yani ifadesi. Bu bile benim için bir şüphe yani. Şüphe. Otopsinin sonucuna göre kalbinde kanama, akciğerinde bir kanama görülmüş. Yani bunların hepsi benim için bir şüphe yani. Kardeşim, ben şuna inanıyorum. Benim kardeşim orada darp edildi yani. Darp edildi yani orada kardeşim. Darp edildikten sonra kardeşim orada boğdular. Asma süsü verdiler yani. Çünkü yani astığı yerden indirmişler. Bunu gardiyanlar hiçbiri görmüyor asılı bir şekilde. Asılı bir şekilde görmüyor. Hiçbir gardiyan görmüyor. Sadece yerde yattığını görüyorlar. Bu bile benim için şüphe yani. Demek ki benim kardeşim orada darp ettiler. Zaten koğuşta kavga olmuş. Kavga olduğunu bize hiçbir şekilde söylemediler. Ne zaman olmuş kavga? Onu bilmiyoruz. Oradaki dışarıdaki gardiyan bize söylemişti. Biz müdürle görüşmeye gittiğimiz zaman. A2 koğuşunda büyük bir kavga olmuştu demişti bize kendisi. Ama bize müdür bundan bahsetmedi. Gerçekten de o kurumda çok ihmalsizlik varmış. Kardeşim yemek yememiş. Yani ben diyorum ki benim kardeşime gerçekten de orada zulüm yaptılar. Yemek vermediler. Aç bıraktılar. Bunun sebebi de bence Tunceli, her şeyden önce Dersimli, Alevi olduğu için yaptılar o zulmü. Ben kardeşimin, evet, gerçekten de Dersimli, Alevi olduğu için o kimliğinden dolayı öldürüldüğünü ve cezaevinde 10-15 gün yemek verilmemesi, zulüm edildiğini düşünüyorum. Çünkü biz oraya gittiğimiz zaman müdür teravih namazları kıldırıyoruz dedi. Herkes dedi işte namaza gidiyor dedi. Herkes okuyor dedi. Şöyle böyle dedi. Savcıyla görüştüm. Savcı Görüşmek ne istedim. söyledi? Savcının yanına gittiğim zaman da savcı da çok rahattı. Tabureyi yani kendine nevresimle asmış. Koğuş arkadaşlarına hiçbir şekilde kendimi öldüreceğim ya da ölmek istiyorum gibi cümleler kullanmamış. Hani gayet iyiymiş savcının dediğine göre bana. Yani bu şekilde bana savcı söyledi ve bana
başka bilgi vermedi yani savcı. Yani kendi, o da ilahi adalet dedi yani savcı da. Bu şekilde yani. Benim oğlum, yine diyorum, benim oğlum etnik kimliğiyle den dolayı benim oğlumu öldürdüler yani. Şu kadarını diyeyim. Çünkü benim oğlum kimseyi incitecek bir insan değildi. Hoşgörülüydü, merhametli, vicdanlıydı benim oğlum. Bunu arkadaşları bile söylüyorlar yani, cezaevindeki arkadaşları bile diyor. Hani ekmeğini paylaşan biriydi. Çok vicdanlı, merhametli bir insandı. Adamın işte oruç tuttuğunu, teravihlere kalktığını, insanların namazlara kalktığını. Sen, orası bir cezaevidir. Sen bir insana zorla işte teravihe kalk şey yapamazsın. Tavus kuşunu söyleyemezsin. Yemeğinin iyi olduğunu söyleyemezsin. Çünkü ben oraya oğlum öldüğü için gittim. Ben cezaevini tanıtmak için gitmedim ki. Benim oğlum orada kendini asması mümkün değil. Değil ablacığım. Benim oğlum orada bilerek öldürdüler. Boynunu kırarak astılar. Ve bunun gibi binlerce cezaevinde bu olaylar var. Hani bir insan boyun kırıklığından ölmez. Artı benim o oğlumun mevresimi mümkün değil. O mevresim yırtılmadan benim oğlum kendini, yani o bir insanın boynu kırılması mümkün değil. Bakın şu kadar kalınlıkta o mevresim. Ve o mevresimi sen küçücük şu kadarcık demire kör düğüm yapamazsın. Mümkün değil. Bunu arkadaşları bile kendi demiş. Okan orada tek başına o kadar düğümü yapamaz. Ben oğlumu öldüren insanların ceza çekmesini istiyorum. Benim gibi annelerin bir daha ağlamamasını istiyorum. Yerlerin, cezaevler dolusa Adalet Bakanlığı'nın bunu bilmesini istiyorum. Kimseyi oradan oraya göndermesin. Eğer bir insanı gönderecekse ailesine haber vermesini istiyorum. Ben evet yine üstüne basarak diyorum. Adalet Bakanlığı'na soruyorum. Ben oğlumu sana, devlete güvenerek senin kapına verdim. Neden ben tabuttan aldım oğlumu? Ben bu adalete, bu devlete nasıl güveneyim? Güvenmiyorum. Cezaevi müdüründen şikayetçiyim. Koğuşta arkadaşlarımdan hepsinden şikayetçiyim. Ve o kurumun bütün gardiyanlarından şikayetçiyim. Ben adalet istiyorum sadece. En önemli şüphe bu zaten. Soruşturma eksik. Yani hukuki boyutundan kastımız bu. Soruşturmanın tamamı eksik. İfadeler eksik. 20 kişilik koğuşta 2 kişinin ifadesi var. 40-50 kişilik infaz koruma memurunun olduğu yerde 4 kişinin ifadesi var. Cezaevi savcısı bizimle görüşmüyor. Dosya savcısı görüşüyor ama yani bir an önce gidin modunda. Başka cezaevi müdürü, ben devletimin yanındayım diyor. Yani bu beyan da bir saçma beyan, şüpheli bir beyan. Ya ben devletimin yanındayım, nereye şikayet ederseniz edin diyor bize. Bu da bir şüpheli durum. Yani özetle soruşturma eksik, cezaevinin ihmali var, cezaevinin içerisindekilerin ihmali davranışları var. Soruşturma tamamlanmadığı için detayını da öğrenemiyoruz. Çünkü içeride kamera görüntüleri yok. Bizimle çok samimiydi, çok iyiydi, cana yakın bir arkadaştı, yardımsever bir arkadaştı. Psikolojisi iyiydi, kötü bir psikolojiye sahip değildi. Okan'ın psikolojisinin bozuk olduğuna dair hiçbir ibare yok. Hiçbir delil yok, hiçbir kanıt yok. Okan'ın İzmir Melemente tipi cezaevinde hani psikolojisinin bozuk olduğu için, onu oraya gönderdikleri için böyle bir yazıyı ailesine vermişler de, ben o cezaevine yani buradan sesimi duyurmak isterim ve onlara sormak isterim. Hani Okan'ın psikolojisinin bozuk olduğuna dair nasıl bir teşhis koydular, nasıl bir kanıt getirdiler de Okan'ın psikolojisinin bozuk olduğunu dile getirebildiler ailesine karşı. Yani biz onunla beraber yatan kalkan insanlar olduğumuza göre, biz onu bilmediğimize göre siz nasıl bilirsiniz ki? Okan'ın intihar edebileceğine ben kendi fikrim olarak ihtimal vermiyorum. Ben intihar etmez diyorum, biliyor musun abla? Çünkü Okan'ın yani intihar etmesine dair bir sebebi olmamaz. Yani yoktu, sebebi yoktu. Şimdi insan intihar eder, tamam, ama insan sebebi olur. Sen cezaevindesin, senin ailen olmaz. Sen bu ünlü kaldıramazsın, intihar edersin. Okan'ın böyle bir durumu yoktu. Okan evlenmişti, boşanmıştı. Okan'ın çocuğu vardı dışarıda, ailesinin yanında. Okan'ın annesi vardı, babası vardı, ailesi vardı, ablası vardı. Okan'ı seven, sayan bir ailesi vardı yani. Ve Okan'a cezaevinde sahip çıkan bir ailesi vardı. Okan'a her hafta para yatardı. Okan'ın intihar etmesine ben inanmıyorum. Ailesiyle bağı nasıl doktor? Okan ailesiyle bağı da çok güzel, çok iyiydi yani. Hem ailesi onu sever, hem o ailesini severdi. Ailesiyle bir kötü bir durumu da yoktu yani.
Hani ailesi arası bozuk olsa, ailesi eğer ona bakmasa ben derdim tamam, Okan'ın zaten geleni gideni yoktu. Okan'ın seveni seveni yoktu. Okan intihar etti, kurtuldu. Böyle bir durumu yoktu yani Okan'ı. İyiydi yani. Böyle bir insan niye canına kıysın ki? Saçma değil mi sence de abla?